Servis gitti, geri gelmedi. Siz mutfağa evet. gideceksiniz belki yardımcı olabilir. Evet, ben isterim. Götürelim. Git bir sor o zaman. Tamam. Evet. Zaten tabii ki senin de madem öyle bir isteğin var ama dile getir. Yardım edeyim. E gitmişken boş gitme. Beraber evet. gidelim. Ben çok istedi ben de gelmek. Sen de. Niye verdin onu şimdi? Ümit Bey de gidiyor mu? Bence müsaade centilmen yani. Müsaade isteyin. Kaza düşürdük. Neyi? Bıçağı önemli değil. Kullanılmıştı nasıl olsa. Dur bakayım. Aa gidiyorlar vallahi. Hatice Hanım. Efendim. Gelebilir miyim? Tabii ki buyur. Hem servisimi getireyim dedim hem de bir mutfağınıza da bir izin verirseniz gireyim şöyle tabii, bir bakayım. Tabii buyur. Hiç sevmediğim bir şey ya. Ya. Hiç sevmem. Senin mutfağına girmek isteyecekler ne yapacaksın? Girmek isterlerse girsinler de sevmem yani. Ha ya izin verirsin ama haz etmem ama diyorsun. Ama kimsenin mutfağına girmem. Merhaba mutfağınız başka. Mutfağınız bayağı büyükmüş. Ben rahat. De geldim ama arkadan böyle yardım etmek amacım tek. Tabii buyurun. Buyurun nereye koyuyorsunuz bunları? Şöyle. Ya, evet bayağı bu, karıştırmışsınız evet. bu arada. Karışıyor. Çok evet. Yani karışmak zorunda ama her şey temiz bakın. Yok. Tencerelerin o konuda hiç şüphemiz yok ama şüpheniz sadece karışmış. Şüpheniz o bakın tertemiz. Duygu Hanım bayağı iddialı gibi. Evet evet evet. evet. Biliyor da. Her şeyin en ince ayrıntısına sanki kadar sanki ben hanımlar arasında bir hayır bana bir çatışma şeyini sezdim. Yıldızınız barışmadı mı? Bu peçeteler niye burada? Çöp kovanız nerede bu arada? Çöp kovanız yok herhalde. Çöp kovamız var. Keşke kaşık, şu peçeteleri buraya atmasaydık. Kaşık sürüyorsunuz ya tencere şey olmaz mı? Alışım yok bu teflon değil. Mi? Teflon değil. Değil. Hani ona dikkat ediyorsunuz yani değil tabii mi? Tabii ki. Teflon kullanmam zaten asla çok az yapmışsınız. Pilav yetecek mi? Yeter. Keşke yeseler. Hayır böreği çok yaptınız, pilav az yapmışsınız. Pirinç mi yoktu evde? Ya da alamadınız mı? Ben ilk geldiğimde direkt şeyini bana yapıyor ya bir tuhaf bir şey şeyini söylüyor. Ha, bir benimle buluşturmaya havada, çalışıyor falan vesaire çiçek, neden yemek sence? Vesaire. Sebebi ne? Ben alışkınım böyle bir şey çünkü. Nereden alışkınsın? Yani nasıl söyleyeyim? Kıskanma bir olay şey var ya birazcık. Kadınlar arası biraz evet. evet olabiliyor. O yüzden güzellik sektörde olduğum için ben buna çok alışkınım. Ha. O yüzden artık da cevap veremiyorum. Herkes kendini şeyini fikrini kullansın da. Girdiğim ortamlarda kıskanılıyorum diyor. Yani. Biz servis yapalım mı? Siz yapar mısınız? Ben yaparım siz zahmet etmeyin oturun. Yok ben tamam. her zaman yardım hazırım. Şöyle oturun. Bir bakayım ben sonra hemen çıkacağım. Duygu artık hani gidelim mi? Geleceğim bir şuralara bakamadım dağınık. Bu tatlı yaptınız tencere mi? Yanmış sanki. Ben gidiyorum. Dibi mi tutmuş? Yanmış gibi ya. Dibi tutmuş olabilir. Gibi de yani hoş kadınsın tabii ki. Mutlaka ki rastlıyorsundur evet. ama Duygu'yu bilmiyorum. Yani kıskandı mı? Yani. Evet nedir haberler Ümit vallahi Bey? Valla Duygu ortalığı şöyle bir gerdi gibi duruyor niye? Bana. Bilmiyorum her şeyi soruyor. Tencere niye burada yok? Niye yanmış? Aa, hani niye buraya koydun? Sadece görecektim. Hayır hayır. Duygu'yu gördün sen sonuçta. Karışmayacak birisi değil ki. Siz girdiniz mi mutfağa? Girdim ama ben uzaktan müdahale ettim. Duygu her yeri açık girmeyeceğim kapatıyor. Girmeyeceğim dediniz ya o yüzden. Açık hayır ben sadece tabakları götürdüm kenardan nereye baktım. Nereye açıyor kapatıyor ya yapamaz öyle bir şey. Hayır hayır şey yapıyor lazım. Çöp nerede o nerede ama bu nerede soruyor. Ama bence de gerçekten çok ayıp bir şey yani. Ben o evet, kadar detaylı de. Girmem yani sadece. Yani dolapları da açık hani kapamasın dedim, bir zahmet yani. Ben dedim açım ve börek yemedim çok fazla. Ana yemeği bekliyorum yani şu anda. Ya, tatlının içinde yanık kokusu olabilir değil mi? Olursa anladım. İşte elinize güzel bir malzeme geçer. Ya. Hani unuttunuz mu? Nasıl oldu? Hayır hayır unutmadım. Karıştırıyorum. Tabii o muhallebiyi kendi elimde yaptım ben hazır falan değil. Ya muhallebi de artık ya, hazır olsun. Olmasın yani. Hazır puding alıp karıştıracak halimiz yok sonuçta. Var ama. Yok artık buraya katılıyorsanız yani tatlıda da bir iddialı bir o şey bekleriz. O da yani evde bile kendi başına bile yapsam biraz tutuyor dibi biliyorsun. Ben tutturmuyorum bilmiyorum. Başında duruyorum karıştırıyorum. Ne kadar tutmuş? Bir parça. Ben o zaman geçiyorum. Tamam sen otur ben tamam. getireceğim. Ama niye dolapları mı açıyor? Hayır, kenarlara kıyı köşelere bakıyor Duygu da. Şimdiden söylüyorum, benim evimde giremezsin. Oraya sokmayacak. Ben oraya. De istemem. Duygu, sen dolapları falan açıp şeyini mi yaptın? Yok artık. Tencereleri falan. Hayır, dolapları açmadım, tezgah üzerine baktım sadece. Hiçbir ben sanki öyle gördüm. Açıyor, kapatıyor bir şeyleri dedi, biz de daha neler dedik. Hayır, çöp kovasını falan. Sordum, sadece dedim ki çöp kovanız geldi, yok mu? Niye fiş tekliyorsunuz? Çünkü ben kaçtım, tam böyle... Köşeye falan kim kime kıskanıyor şimdi yok. Olay değişti. Hayır her şeyi soruyor orada. Tencereyi buraya niye koydun? İçinde ne var? Ama şöyle... Böreği buraya niye koydun? Kendi evinde bakalım ne yapacak. Sanki otomatik makine. Sanki bak tam denk geldi pirinç. Aha, azmış. Az yapmışsın diyor. Siz benim mutfağa giremezsiniz. Aa, size gelirken baya bir şey yapmak lazım, hazırlık yapmak ama lazım. Ama hayır siz ilk önce de siz şey dediniz. Ne dedim? Ben karışmayacağım, yorum yapmayacağım, sadece bakmak istiyorum. Hayır yorum yapmayacağım demedim. Sadece çöpe bakacağım dediniz.
çöpe. Var mı? Şeyin evet, çöp var işte. Aynen, aynen. Onu söylüyorum, çöp var. Bazen yanlış bir şey söyleyebilirim yani. Özür dilerim de ama. Yok, özür dilenecek bir durum yok. Ben sizi anlıyorum. Böyle gerginsiniz bana karşı. Negatif bir enerji hissettik de biz. Yani bilmiyorum. Belki şeydir o ilk izlenim, hani uyuşmazsın ya böyle kişiyi görürsün, elektrik atması. Sanki. Doğru. Hanımlarda bu var. Ama elektrik tutmamış ya olabilir. Elektrik, ben bir saniye görür görmez zaten bana şeyini yapar. Yok, enerji yani, elektrik dediğime bakmayın. Hani böyle olur ya. İlk defa hayatımda ilk defa bunu söyleyen kişi sizsiniz. Belki bana karşı bir şey mi var sizin? Sadece olabilir, insanlar uyuşmayabilir yani. Bence de kıskanma birazcık şey de olabilir. Kim kimi kıskanıyor? Ben mi sizi kıskanıyorum? Yok, ben sizi. Siz beni kıskanıyorsunuz. Evet. Olabilir. O konulara girmeyelim. Olabilir. Bence de girmeyelim. Çünkü burası güzellik konuşacağımız bir ortam, bir platform değil. Evet, çünkü güzellikle konuşmanın hiç gerek yok. Evet, bence de. Evet, bence de. Duygu'ya zaten gözünü baka baka söyledim, sen beni kıskanıyorsun ama argılamadı neden. O diyor ki yok kıskanmıyorum, neyi kıskanacağım falan vesaire. Ben iki tane çocuk annesiyim ve baya bakımlı. Ve ilk girişimde zaten tipki herkes argıladı. Ve bana böyle bir anda böyle sert gelişleme falan ne demek oluyor? Kıskanma oluyor, başka ne olabilir? Bizim paylaşacak şeyler başka bir şey yoktu ki. İstediği kadar kendi hani güzelliğini ön plana attı. Hatta bana sen beni kıskanıyorsun tarzında eleştiriler yaptı. Hani bunu hiç doğru bulmuyorum. Herkesin kendi içinde olan doğal bir güzelliği vardır. Burası yemek yarışması. Ben kendim, sunumum, lezzetlerim, yemeklerimle konuşulmak istiyorum. Yemek konusunda da iddialıyım. Ben eminim ki menüsünü bile yetiştiremeyecek. Bu konuda onu ezer geçerim.